Günaydın. Aramızda kalmasından günaydın. Süper süper dedik. Evet, günaydın çünkü sevgili izleyiciler. Şöyle gömleğimin kollarında şöyle yaptım ki magazine hazır olalım. Evet. Değil ben mi? Öyle oturdum. Bak. Bir sürü iş var çünkü. Çok. Sıcağı sıcağına arkadaşlarımız size yetiştirdiler. Renkli renkli. 9 itibarıyla İstanbul magazin piyasası bir hareketlendi. Bir hareketlendi. Gece 1'e kadar. Yani böyle yarım 1'e çeyrek kala falan uyudum. Hala WhatsApp'a malzeme geliyordu. Çünkü ama arkadaşlarımız hepsini yetiştirdiler sizin izlemeniz için. Evet, çünkü aynı anda 3 farklı yerde, hatta 4 farklı tabii yerde. Bir de böyle malzeme o kadar güzel ki, içerik evet o kadar güzel ki, haberlerle o zaman ne yapıyoruz? Önce konuğumuzu alalım. Alıyoruz önce. Evet, çünkü konuğumuz da epeydir ekranlara çıkmıyor. Hatta o konuda biraz tedirginliği var. Beni fazla sıkıştırmazsın. Senin nereni sıkıştıralım? Sen o kadar güzelsin ki. Peki. Çok da şık giyinmiş, çok da şöyle tatlı de giyinmiş. Evet, şöyle de bir şansı var. Magazin gündemi o kadar dolu ki hedef ona değil, ekrana kayacak. Olacak. O yüzden için rahat olsun, o zaman seçkin pirileri alıyoruz. Evet, gelsin seçkin tüm güzel. Günaydın. Seçkin. Günaydın. Günaydın. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ah Seçkin, yıllar nasıl geçti gözümüzün önünde. Değil mi? Nasıl büyüdü Seçkin? Senin o yarışmaya katıldığın günleri hatırlıyorum. Evet. Şıtır, tatlı, minicik bir kız. Cıvıl cıvıl. 16 yaşındaydım, küçücüktüm. Ya. Evet, 16 yaşındaydım. 16, 17 işte. Yıllar evet geçti ama o güzellik baki kalmış. Teşekkür gayet ederim. Tatlı, güzel görünüyorsun. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Yıllar güzel senin için güzel geçti mi? Bak şu görüntüne baktığında. Evet. O zamanki Seçkin'e ne söylemek istersin Seçkin? 16 yaşındasın bak. 16 yaşındayım. Hayallerinin peşinde koşmaya devam et. Hı-hı. Çok güzel günler gelecek. Onu söylemek isterdim ki güzel evet günlerim oldu zaten. Evet, evet. Zor günlerin de oldu ama zorluklardan da güzellikler de oluyor, çıkardım. Zorluklar da oluyor. Elbette. Aynen hepsi ama için. Aynen. Çok iyi duruyorsun. Teşekkür ederim, siz şimdi de öyle. Senin gibi böyle birbirinden güzel genç hanımla bak şu yarışmayı hatırlıyorum. 1900 ses var mı arkadaşlar? Evet, Seçkin'in 1998 bodozlama girdik konuya. 1998 Elite Look Model'da evet, evet, birinci seçilmiş. İki oldum. İki. Azra kim? Bir oldu, Azra Akın. Azra Akın bir. Evet, ben ikinci oldum. Üçüncü kimdi? Burcu. Burcu. Burcu'nun sayıdığını tam. Seçkin, Piriler, Azra Akın. Burcu Çağrı, hatırladım. Burcu Çağrı. Evet. Burcu Çağrı, evet. Hadi izleyelim. Bacaklarım titriyordu, hatırlamaz olur muyum? Çok heyecanlıydım, aşırı heyecanlıydım. Hmm. Yani oradaki bütün kızlar heyecanlıydı, sadece ben değil. Evet. Çok güzel bir deneyimdi bizim için. Yani hmm çok güzel bir gündü. Şimdiki yine geçmiş zamana gidersem tekrar aynı yarışmaya tekrar katılırdım. Unutamadığın bir şey var mı? Yani benim için... Çünkü çok küçüksün, 16 yaşındasın, düşünsene. Tabii, tabii. Evet, unutamadığın yani öyle bir deneyim... Düşünsenize annenizden babanızdan ayrılıyorsunuz ilk evet, kez hayatınızda evet ve böyle bir yarışmaya katılıyorsunuz. Hı hı. Her anı benim için bir deneyim zaten. Her anı benim için çok değişik zaten o dönem için özellikle. Hı hı. Hani çok güzeldi. Kamp da çok güzel geçmişti. Hı. Orada arkadaşlarımızla çok güzel anlaşıyorduk. Yani benim için çok güzel bir şeydi. O işte 10 gün müydü, bir hafta mıydı kamp, o kadar hatırlamıyorum. Hı hı. Hani çok güzeldi ve ben yıllarca o kampı hep hatırladım, hep özledim. Derece alamasaydım bile hiç sıkıntı değildi. İz bırakmış. Evet. Tabii, evet. Peki şimdi senin gibi birbirinden güzel ve genç hanımların da olduğu bir ödül gecesine gidiyoruz sevgili izleyiciler. GQ dergisinin ödül gecesi İstanbul'u salladı. Ne kadar ünlü varsa oradaydı ama biz açılışı yılın göz alıcı başarısı ödülünü alan ve bu ödülü de doğum gününde alan Afra Saraçoğlu ile başlatıyoruz. Afra ödül konuşmasında teşekkür ederken bir ara çok duygulandı, ağlamaya başladı. Bakın neden? Bu duygu çok anlaşılır bir duygu Müge. Çünkü anneyle çıkılan bir yol, hayaller evet var. Yani annenin desteği var ve günün sonunda alınmış o başarı, ilgi ister istemez duygulandırıyor. Bir de anne kızı arasındaki ilişkiler genelde oyuncular arasında evet çok destekleyici oluyor. Geçmişte de sen bilirsin mesela 90'larda, 2000'lerde. Tabii. Herkesi annesi sahneye evet çıkarıyordu ama sen de az çok Afra Saraçoğlu'nu takip edersin tabii, zaten. Ben çok da beğeniyorum kendisini. Evet. Şimdi Afra'nın annesi Lütfiye Hanım 2016'da kızının fotoğrafını kızı böyle oyuncu olsun, meşhur olsun diye Özcan Deniz'e gönderiyor. Çünkü Özcan Deniz de o dönemde Nurgül Yeşilçay'la bir dizi çekecek. Ya diyor ne kadar hoş. Çağırıyorlar deneme çekiminde.
hemen diğer rakiplerini eliyor ve Nurgül Yeşilçay'ın kızı rolünde bu işe adım atıyor. Annesi ne kadar bir menajerlik şirketi ve en yakın arkadaşları da olsa arkasındaki temel güç onu bugünlere getiren kalesi. Evet. Dolayısıyla da doğum gününde hayal ettiği ödülü alırken işte anneye orada yani ödülün yarısı senin demek istiyor. Evet. Salanlar yaşıyor. Evet, evet. Anne bir de baskın bir anne. Şöyle söyleyeyim, sosyal medyada diyelim ki kızını yeteneksiz buluyorlar ya da yetersiz buluyorlar. Onlara direkt çatıyor kendi hesabından. Fake hesap yok. Fake hesap yok. Çünkü bazılarını anneleri, babaları, kardeşleri fake hesaplardan yürüyorlar rakiplere. Onları duyuyoruz, evet, biliyoruz evet, ama şeyde yok. Afra'da Lütfiye Hanım direkt bodozlama giriyor. Kıyamıyor çünkü. Yani o, bir de bir Afra Saraçoğlu'nun bugüne gelebilmesi için o anne çok mücadele çok, etti. Onu çok biliyorum. Arka plandan çok iyi biliyorum. Ciddi mücadele etti. Hep doğru hamlelerle kızında var olan yetenek için mücadele etti. Finalinde mesela Özcan Deniz'e o fotoğrafı atmak müthiş bir şey mesela bir fikir. Çünkü ciru. Kesinlikle kesinlikle. Yani o kapıları açmayı zorlamak müthiş bir şey. Çünkü oturduğun yerde hiçbir şey önüne gelmiyor. O orada üniversite öğrencisi karşılaştırmalı edebiyat bir şey okuyor ve dolayısıyla diziye seçildiği için ve sonra Allah yürü ya kulum dediği için. Yetenekli, hem güzel hem yetenekli. Evet. Hem de doğru bir strateji. Doğru zamanda doğru yerde. Evet. Doğru yürütülmüş. Sen ailenden bu konuda şanslı mısın? Destek aldın mı Afra'da olduğu gibi? Destek aldım ama tabii Afra'nın annesi gibi bir desteğim değil. Ama tabii annem her zaman yaptığım işlerde iyi şeyler yapmamı ister, arkamda olur. Tabii ki benim iyi yerlerde olmamı ister ama benim annem cesaret edemezdi mesela. Tabii. Öyle bir durumda Özcan Deniz'e benim fotoğrafımı atıp da işte kızım bu dizide ya da yapacağımız yeni projede olsun gibi bir mesaj atamazdı, çekinirdi. Evet. Şimdi Afra neden anneye bu kadar bağlı? Neden anneyle kenetlenmiş bir şeyi var, kariyer yolculuğu var? Çünkü baba yok. Yani baba fiziken var da ayrılar. Babasını düşünün ki geçen yaza kadar 2-3 kez görmüş. Biri 9 yaşında, biri 13 yaşında. Fakat geçen sene o içindeki yaraları kapatmak üzere geçen yaz kalktı Amerika'ya gitti. Babayla da barıştı. Ama hala o konuda biraz yarası var. Çünkü babayla ilgili soru sorulduğunda cevap vermiyor. Bir de sevgilisi Mert Ramazan Demir'le ilgili soru sorulduğunda cevap vermiyor. Evet. Orada hayatındaki iki erkekle ilgili sus pus. Koruma altına alıyor çünkü kendini. Yani evet, çünkü o sorulara karşılık verdiğinde o duyguları yaşayacak. Babanın eksikliğini yaşayacak. Mert'le ilgili de o böyle bir ayrıl barış durumlarında belki ağzından bir şey kaçacak. Çünkü bazen o olmazsa kaçabiliyor ağızdan. Evet. Afra Saraçoğlu böyle yıldızı günden güne yükselen kırmızı bir elbise seçmiş. Kırmızı elbisesiyle de ışıl ışıl parlamış GQ dergisinin gecesinde. Ödülünü de sahnede alıp. Evet. Ama bu ödül onu gerçekten çok mutlu etmiş. Şimdi bazı insanlar ödül alırken sahnede böyle şey çok teşekkür ederiz işte aileme sevgiler falan. Onda yoğun bir sevgi, mutluluk veya işte benim ya ben Afra Saraçoğlu'yum enerjisi var sahnede. Çünkü o ödül önemli bir ödül. Önemli bir gece. Önemli bir gece. Yani herhangi bir geceye benzemiyor. Bu dergiden ödül almak için çok kıyametlerin koptuğunu biliyorum. Evet, perde arkasında. Niye bana değil, niye ona falan. Bazı ödüller var. Gidiyorlar, alıyorlar, geliyorlar. Ama işte altın kelebek olsun, GQ olsun, önemli, burada akan sular duruyor. Senin dediğine ek şunu demek istedim. Evet, özel bir ödül gecesi çok önemli. Ama arkada belki o işleri döndürüyordur. Çıktığında sahneye çok isim gördük Allah aşkına. Çıkıp böyle şey, hani şey gibi şöyle bir konuşma. Çok teşekkür ederim. Hani yani sanki hiç arkada mücadele etmemiş gibi o vermeseniz de olur, olur kafasıyla alanlar da oluyor. Evet. Bu arada kırmızı elbisesi de çok konuşuldu. Geçenlerde Demet Özdemir de giydi kırmızı bir elbise. Dubai'de galiba aldığı ödülde. Ama hemen kıyafetinin markası sosyal medyada dakikalar içinde ortaya çıktı. Bu da 205 bin TL'lik ünlü bir markanın bir modeliymiş. Evet, takılarla ve aksesuarıyla, ayakkabısıyla 300 bini geçen bir kombin toplamında. Afra ile ilgili bütün bilgileri verdik mi Afra hayranları? Kıyafetinden babasına, annesiyle olan yolculuğuna, ödülüne ve o gün doğum günü olmasına kadar. Hadi buradan diğer. Şimdi başka şu anda sırada Afra'dan öyle bir isme gideceğiz ki ismi söylemiyorum.
Şöyle bir şey sevgili seyirciler. GQ dergisinin gecesinde, yani bu gecede erkekler çok şıktı. İnanılmaz şıklardı. Çok özel giyinmişlerdi. Özel parçalar seçmişlerdi. Ama ve lakin öyle bir erkek vardı ki onun seçtiği kıyafet diğer bütün erkekleri bir kenara attı, izleyelim. Evet. Kalben Kalbey oldu. Kalbey. Kendisine Kalbey diyor değil evet, mi? Evet, ben bu gecede Kalben değil Kalbeyim diyor ve diyor ki bakalım erkek olarak daha özgür hissedebilecek miyim, bir ona bakacağım diyor ve bu kıyafeti giyiniyor. Tabii bu kıyafetle kime benzetiliyor? Yasemin Yalçın'ın unutulmaz tiplemesi Şuayb. Sizce hangisine benziyor bu arada? Yorumlara da yazın. Avrupa yakasındaki Şesu. Evet. Çünkü sen kime benzettin? Bülent Polat'a benzettim. Şesu'yu canlandıran. Şesu'ya kesinlikle çok benziyor. Siz de yazın yorumlara. Zaten dakikasında sosyal medya, yani gündem neyse gündem uzmanı olmuş vaziyette. Bizden önce ulaşıyor bilgiye ya da benzetmelere. Direkt Şesu geldi. Sonrasında da Yasemin Yalçın'ın canlandırdığı şey Şuayb. Ama Şesu. Şesu. Çok açık ara önde. Evet, zaten Bülent Polat'ın canlandırıcı. Bıyıklara baksana aynı. Aynı evet. Evet. Yorumlarda Şesu da zaten aynen yükseldi. Şimdi normalde maskülen bir kıyafetle de katılabilirdi. Bu aralar kadınlar arasında moda, bıyık da yaparak İyice bir şeyin altını üstünü zaten çiziyor. Evet. Diyor ki zaten. Kalbeye oldum. Kadın olmanın bu kadar zor olduğu günlerde ülkemizde bir günlüğüne adam olursam daha rahat, daha özgür olurum dedim kendi kendime. Bir bakacağım diyor. Yani aslında bir bakacağım duruma. Yani duruma bir bakacağım. Bu kadar erkek egemenliğinde baskısı falan, tabii uzun uzun konuşmalar yapıyor. Özeti şu: ben bugün birkaç saatliğine erkek olarak ne hissedeceğim? Yani onu o duyguyu hissetmeye çalışacağım. Allah'tan şöyle bir şey olmadı. Ne? Yanındaki kendisine eşlik eden o erkek olmuş ya, erkek egemen toplumda bir şeyin altını evet, çizmek evet için. Yanındaki arkadaşı da kadın olmanın zor olduğu bu günlerde ben de kadın kılığında geldim deseydi olay iyice çığırından çıkacaktı. Valla artık dikkat çekmek İyi için. İyi ki öyle gelmemiş. Bu arada güzel fikir verdin sen şu anda. Aman yok, tövbe. Verdin yani fikri, koydun tövbe masaya. Almayın. Öyle gelebilirler. Çünkü dikkat çekmek için bazen bazı söylemler yerini bulmuyor. Özellikle ünlü isimler. Kalben de çok aykırı bir tip tabii ki. Tabii. Duygularını içinde tutmayan bir tip. Çok böyle dümdüz konuşan bir tip. Yani yalnız bir şeyin altını çizmek için erkeklik ya da kadınlık. Evet. Birinin erkek, birinin kadın kılığına mı girmesi gerekiyor? Yani bence girmesi gerekmiyor. Ki zaten bir erkek olmanın kolaylığı ya da kadın olmanın zorluğunu öyle bir gecede anlaşılmaz ki zaten. Evet. Evet. Orada sadece bir gönderme yapıyor. Yani bir ve konuşuyoruz şu an. Aynen evet, tabii ki. Bir bıyıkla, bir topuklu ayakkabıyla, bir rujla ya da böyle bir erkeksi tavıra indirgenmeyecek şeyler kadınlık ya da erkeklik. Bilmiyorum ben yani, görsel, bu benim fikrim. Katılırsınız katılmazsınız. Yok, doğru söylediğin taraf var ama bir taraftan da şov yapıyorlar. Görsel tabii sanatlar, sinemada da sahnede de tabii onların işi şov yapmak, gönderme yapmak, işte anlam bazen anlayamadığımız ama, bu işi yapmak. Ama sizce Kalbey mi olmalı yeni hali yoksa Kamil mi? Ben Kamil'i daha uygun buldum. Kamil? Kamil. Erkek hayır, görüntüsü. İsim olarak mı evet diyorsun? Kalbeyi ismi sevmedin. İsmi sevmedin. İsmi sevmedin. Yok ya, Kalbey daha iyi. Tercihimiz Kalben olarak kalması. Hem öyle ismi güzel, tabii, hem tarzı tabii güzel. Ki. Hem zor zamanlar atlattıktan sonraki tavrı da güzel. Evet evet, çok naif. O biliyorsun çok zor şeyler geçirdi. Seçkin, siz ünlülerin zor günler ve zamanlar ve yıllar aylar geçirdikten sonra, sen de çok zor zamanlar geçirdin. Yine geriye tatlı, yumuşak, böyle rahat komplekslerden, kızgınlıklardan uzak konuşmalar yapmaları ne kadar güzel oluyor. Kalben de öyle. Evet. Hatalarım vardı herkesin diyor. Tabii hata, hepimizin hatası var. Hatalarım vardı ama beni kucakladılar diyor. Ne güzel bir şey. Ama tabii Kalben, bıyıklı Kalben de daha konuşturacağı benziyor. Evet, evet, evet. Evet, aynen. Şimdi bu gece bir tek Afra Saraçoğlu ve Kalben'le sınırlı kalmadı. Kimi ararsanız oradaydı. Ama sosyal medya en çok açıklamalardan çok
kim ne giymiş ona taktı ve takıldık ve taktınız. Nasıl takılmayalım? Nasıl takılmasınlar? Bir transparan ve bir dekolte ve tarz yarışı vardı. İnanılmaz bir transparanlık vardı. Bir tarz yarışı dediğin gerçekten bir maratondu orada seçkin. Bayağı bir maraton. Ben daha dikkat çekiciyim. Benim göz dekoltem daha derin. Benim daha bir mideme indi falan. Tabii espri yapıyorum ama kadınlar sağlam bir yarıştaydı. Birinciliği bakalım dikkat çekme konusunda bana bakın bana bakın herkes bana baksın dedirtecek kim? İzleyelim dura dura devam edelim ama ben favorimi seçtim o konuda. Bana bakın diyor resmen bana bakın. Şimdi gecenin en çok dikkat çeken isimlerinden bir tanesi Melisa Döngel. Nasıl o kıyafetle içeride rahat hareket etti oturdu kalktı oraya geleceğiz ama Seçkin sen de iddialı güzel kıyafetleri taşıyabiliyorsun. Çünkü serde mankenliğin, modelliğin var. Böyle bir kıyafet bir ödül gecesine gelse giyer misin? Şu an itibariyle giymezdim. Yani giyemezdim. Çünkü dediğin gibi nasıl oturacağım, nasıl kalkacağım. Ama 20'li yaşlarımda olsam belki o heyecanla o zaman giyebilirdim ama şimdi giymezdim. Öyle mi? Evet. Yaşla mı ilgisi? Genceciksin ne olacak? Yaşla alakası yok. Ne bileyim artık ne bileyim yani oturması kalkması zor oluyor gerçekten. Konfor alanından evet, çıkıyor. Evet. Evet. Devamlı elim burada olsun istemem. Devamlı elbisemi düzeltiyor olmak istemem. Ama eminim ki öyle bir kıyafet giysem elim devamlı burada açıldı mı? Tabii. Ya da işte yani sürekli elimin burada olmasını istemem. Tedirgin olmak istemem. Geceyi kendine zehir etmeden bir oturup kalkmak istersin. Aynen. Burası bu kısmı öğrendik bantlanıyormuş hareket etmemesi çift için. Çift taraflı bantla. Ha çift taraflı bantla. Ama yani bir dışarıdan yapıştırdığın bir nesneyle o bant ne kadar sana güven tabii. verebilir? İster istemez senin dediğin gibi o kayabilir, düşebilir. Ama dünyada şöyle yapılıyor. Türkiye'de de birkaç böyle transparan zor kıyafetler giyenler gittikleri katıldıkları yerde oturmama kuralını getiriyorlar. Yani oturmak istemiyoruz, oturmayacağız. Ayakta bütün gece. Çünkü oturunca şimdi gelecek birazdan sevgili seyirciler bir kıyafet daha gelecek. Onunla nasıl oturulsun? Ama ben salona baktım. Herkes oturuyordu. Hayır. Böyle bir şey var. Bunu talep edenler. Dünyada var. Şimdi bizim ülkemize de sirayet etti. Birkaç isim bunu söylüyormuş. Yani çok zor bir kıyafetin içindeyim. Beni oturtmayın. Böyle ayakta durayım. Çok dar bir kıyafetin içinde de oturamazsın zaten. Tabii ki. Çok dar kıyafet. Şimdi acaba geçenlerde de başka bir ödül gecesinde oyuncunun adını. Çünkü hayranları çok yanlış bir şey olmasın. Neydi? Lizge Kandemir miydi? Derin dekolteli diyorsun. Lizge Cömert. Lizge Cömert katılmıştı. O da böyle bir derin dekolte ve çok konuşuldu. Diyorlar ki Melisa Döngel Lizge'yi izledi de bir öne geçeyim diye ne yapabilirim diye ne katıldı. Bakar mısın? Ondan rol mü çalmak istedi? Olabilir. Başka bir gecede. Şimdi bu gecede o çok konuşuldu. Evet. Bu gecede de ben mi konuşulacağım dedi Melisa. Ben bazı insanların daha çok konuşulayım, daha ön planda olayım, daha çok dikkat çekim için bu sosyal medyayı çok iyi taradığını düşünüyorum. Evet. Ve bir sonraki ödül töreninde öyle bir şey yapayım ki şunların önüne geçeyim, konuşulayım. Burada ama hepsi konuşulmak için zorlamışlar. Sınırları zorlamışlar biliyor musun? Kesinlikle sadece hepsi. Melisa değil devam edelim bakın daha kimler var. Hele tamam izleyin. Yasemin Elin'in transparanına ne diyorsunuz? Ben Yasemin Elin'le ilgili şöyle düşünüyorum. Yani ilk defa bu kadar iddialı, bu kadar transparan ve bu kadar da böyle hani birazdan mikrofonu alacak ve Gülşen Eda'larında şarkı söyleyecek. Zaten de ona benzetildi. Evet çok benzetildi. Ona benziyor aynı. Gülşen güzel bir çığır açtı. Herkes yırtmaçlı, herkes transparan, herkes minicik daracık. Hayır, mayo. Mayo üstüne transparan. Evet. Dediğin gibi Yasemin Elan'ı ilk kez böyle görüyoruz. Ben Yasemin Elan'ı hatta yıllar önce o zaman başka bir kanalda program yapıyorduk. Bayağı böyle mor, eflatun, pembe saçlarla rockçı bir kız olarak gelmişti. Botlar, deri ceketler. O zamandan bu zamana yıllar geçti, çok değişti. Bu biraz da hani derler ya kadınlar arasında intikam elbisesi. Geçenlerde de bahsettik. Sevgiliden ayrılan, doğru. Sıkıntıyı ayrınca. Yaşayan, neleri kaçırdın dön de bir bak demek isteyenler. Bu, evet. Evet ama o literatüre geçmiş. Evet, Lady Diana'dan sonra. Tabii Diana'dan sonra da. Charles'dan sonra
literatüre geçmiş. Diyorsun. Öyle bir şey mi? Ha, diyorsun. Sevgilisinden ayrıldı. Ayrıldı. Bayağı olmadı mı? 2-3 ay oldu diye biliyorum. 2-3 ay daha bir acıyı yutmak, yaşar. Unutmak yaşar için. Yaşar mı daha? Yaşar. Yaşayabilir. Duygusal bir kız. Kadınlar yaşar. Böyle bir şeye girer mi? Girer tabii. Girer tabii. Hani bak neyi kaçırdın kafasıyla. Oluyor. Hepimizde oluyor. Girmez. Yani bunu kıyafetinle yansıtırsın. Kıyafetle. Bunu saçını değiştirerek tabii. yansıtırsın. Bunu katıldığın etkinlikler, partiler falan oralarda yansıtırsın değil mi böyle hani mutluyum ben. Ayrıldığın zaman kuaföre gidersiniz, saçını, imajını değiştirirsin hemen, rengini değiştirirsin. Sen canın kıyafetlerini... sıkıldığında ne yaparsın? Kıyafetine mi yansır, saçına başına mı? Saçlarıma çok oynamamaya çalışıyorum açıkçası. Ama eskiden saçlarımı çok yansıtırdım. Bir uzun, bir kısa, bir platin. Artık platin saç rengini de kullanmıyorum ben. Kıyafetlerle de evet daha... tarz daha dekolteli, daha dikkat çekici giyindiğim zamanlar oldu. Tamam işte oluyor. İntikam. Evet, evet oluyor öyle. Dön de bak yıkılmadım ayakdayım, sen neleri kaçırdın elbisesi. Elbisenin adı da çok uzadı. Neyse devam edelim. Yazayım ben. Sanki Pınar kravatı takmış, ceketi giymiş değil mi? Böyle maskülen bir maskülen o olmuş. Maskülen evet. O olmuş. Ya Murat Acan'da ne olmuş? O daha sakin yani o ama tabii giydiği ki... böyle ona da şöyle takıldılar. Mont giymiş. Montun bayağı şey. Bornoz mu giydin? Evdeki röpteşen buru mu giydin geldin? O da başka bir takılıyor. Şimdi ayrıntı tam belli olmuyor ama belinden böyle evet, kuşağı evet, var. Kuşağı var belinden. Sanki evde bir şey pijamasının üstüne ya giymiş. Bir, işte trenç giymiş o. Pınar evet kravat takıp artık bu evde baskın benim demek istiyor. Patron benim. Patron benim demek istiyor. Şşt falan. Patron bu maskülen modası var kadınlarda birkaç yıldan beri. Bu yıl tavan. Çok fazla evet. Yani bu yıl kadınlar maskülen, erkekler biraz daha nasıl diyeyim? Feminen. Feminen. Ya herkes kendi şeyini evet. Bir ters dönme hali var. Bazen baktığım zaman işte mağazalarda erkek kıyafetlerini çok feminen görüyorum. Evet. Çok değiştim o da. Mesela dantel çok seviyor. Ben hiç iyi bir yere gittiğini düşünmüyorum. Kadınların böyle aşırı maskülen, erkeklerin de daha feminen. Doğru. Niye? Kadınlar feminen giysin, erkekler de maskülen giysin. Niye karıştırıyor? Hani bazı şeyler o ikisinin ortası unisex diyorlar ya. Tamam olabilir ceket, pantolon falan ama niye bilmiyorum yani. Bu da benim naçizane fikrim. Yani. Hani böyle dikte ettirmeye gibi bir tavrım, tarzım Allah herkese, yok yani. Herkese akıl vermiş. Ben de mesela burada şöyle bakıyorum. Hepimizin bir aklı var. Moda diye dayatılan şey ya da senin dediğin gibi niye böyle giyiniyorlar dediğimiz şey seçimini yap yani. De ki sen bir kadın olarak maskülen'i çok hani tercih pazarı etme. Pazarı yakışıyor ama. Okey ben de tamam. Çok severim bu arada maskülen. Evet. Ama Müge'nin dediği de doğru. Aa, roller değişti artık evet. Böyle bir şey karıştı. Abarttığı zaman güzel olmuyor abarttığı zaman. Çünkü belirli olmuyor. İsimler giyince olmuyor. O mağazalara giriyor. Mağazalardan insanlar alıyorlar. Yollarda görmeye başlıyorsun. Niye öyle bir karışıklık yaşıyorsun? Kadın kadın yaşıyoruz? Gibi giyinmeli, erkek aynen. Gibi giyinmeli. Sonra da cinsler birbirlerinden bakacaklar. Kardeşim kadın gibi giyin. O da diyecek kardeşim sen de erkek gibi giyin. Hoppa başka bir şey. Şöyle söyleyeyim yani. Bir parfüm ile baktığınız zaman artık kadın erkek kokusu diye bir şey kalmamış. Tabii. Evet. Hepsi unisex olmuş. Evet, evet, anlamıyorsun kadın parfüm mü erkek parfümü mü? Kesinlikle. Anlaşılmıyor. Evet. Aynen. Evet. Allah sonumuzu ayırsın. Amin. Devam edelim. Devam edelim. Edelim. Şimdi mesela benim az önce söylediğim şey. Susuyorum. Bazı kıyafetlerle oturamazsın. Oturmakta zorlanırsın. Yani yurt dışında işte böyle bu tarz kıyafetler giyildiğinde gidenler diyorlar ki ben ayakta durmak istiyorum. Bu kıyafeti bana biri lütfen açıklasın. Ne diyorsun? Çok büyük cesaret işi o kıyafeti yani giymek. Göbek deliği tamam anladık mide dekolte. Göbek, göbeğin alt daha da altı. Yani kasık. Sevdin mi? Yani bir estetik hayır. Gelen bir şey var mı? Ben duygularımı net söyleyeceğim. Güzel bir kadın. Renk güzel. Beyaz. Beyaz her zaman. Evet. Ama kasık yani orası. Evet o kadar açık olmasa. Kendisi çok daha. Güzel. Fiziğine çok iyi bakıyor. Emek vermiş bir fizik var orada. Tabii kendisi de çok tatlı. Ama ve lakin bu kostüm, bu seçim hiç güzel değil. Yani transparan olunur. Çok da güzel olunur. Çok da güzel örnekler var. Bu da çok abartı. Yani göze de hoş gelmiyor. Yani nasıl buluyorsunuz acaba bilmiyorum böyle sevgili seyirciler. Bir baktığınızda... şeylere tepki mi bu kıyafetler ya? Bir şeylere tepki mi göstermek karın, istiyorlar? Karın, göbek. Hayır. Ne açıdan? Benim kıyafetime, özgürlüğüme, benliğime karışamazsın. Kendi kararla. Hep altından öyle şeyler çıkıyor, cümleler ha. Çıkıyor. Ama zaten sen istediğini giy. Vallahi... Gittiğin davetler belirli zaten. Kimsenin duruşu kıyafeti
giyme, takma, süslenme, o kıyafete gitme diyecek bir öyle bir durum yok. Tabii ki yok zaten yani. Seçimini yapmış ama... ve böyle bir kıyafetle geceye gitmeye karar vermiş. Senin dediğin gibi bu da öyle de olabilir. Bazen böyle hani alt metninde öyle şeyler genelde yapıyorlar. Hadise o şey yapıyor. Şimdi hadisenin benim böyle... bedenim, benim ruhum, benim kadınlığım kimse karışamaz laflarını hatırlıyorum. Bu... Mikrofonu uzatsalar o da öyle söyleyecek. Evet yok bu elbise sevemedim yani çok çok kötü ya. Bu kadar yani, da değil. Şimdi bu böyle ayakta oturuyor. Oturdu bu arada. Ayağa kalkmaz mı elbisenin? Ha bu arada mi? Şuradan şöyle bir çift taraflı yine o imdada yetişen bantlarla yapıştırılmış olabilir. Bence yapıştırsınlar zaten. Yoksa ortaya vallahi başka yani, görüntüler çıkacak. Zaten bu kıyafet hiç sevilmedi. Yorumlar da öyle Müge. Şimdi şeyi hatırladım. Nesrin Cevazade'nin ya bu yaz ya da geçen yaz arkadaşımız Umut Ünver Bodrum'da fotoğraflarını çekmişti. Bundan daha masumdu ama vay nasıl göründüm diye çığlık çığlığa ağladı. O fotoğraf bu fotoğraftan daha masum. Ha orada belki işte şunu deniz kenarında çekiyor. Yok yok daha bir başka fotoğraf. Deniz, ben hatırlıyorum evet. O fotoğrafı. Evet. Yani Nesrin Cevazade de magazin tarihine böyle pozlarla ve elbiselerle kalıyor hatıralarda. Bence böyle bir örnek var mıydı acaba böyle elbise giyinen yurt dışından? Vardır. Kesin vardır. Vardır çünkü o evet. Esinlenme hali oluyor. Çok da doğal bu arada. Modanın içinde hep oluyor ama ben oralarda hiç değilim biliyor musun? Yani ben şu an elbiseye şöyle aşağı bakıyorum. Aşağı kadar inmiş. Ramak kalmış. Yani yok ya. Evet. Ramak kalmış diyoruz. Devam ediyoruz. Devam. Evet kariyerine çünkü kendisi doktor. Kariyerine ve Miss Turkey olmanın sorumlulukları diyor. Çünkü sosyal sorumluluk projelerinde çalışacak. Ama sosyal medya ve halk da diyor ki evet kariyerin. Tıp fakültesi mezunu, doktorsun. Seni ilgilendiren bir durum. Sosyal sorumluluk projeleri için güzel kraliçesi olmana gerek yoktu. Biz bildiğimiz normlarda bir kraliçe istiyoruz diyorlar. Kıyamet buradan kopuyor. Çok zarif söyledim. Bildiğimiz normlarda. Beğenmediler yani. Göreceli bir kavram tabii. Şimdi seçkin evet biliyorsundur çok eleştirildi. Beğenilmedi. Evet. Çok ağır kelimeler söylendi falan filan. Şimdi şurada gördüğün. Güzeli nasıl görüyorsun seçkin? Nasıl görünüyor sence Edil? Şimdi şu anda söylesem, baktığında bak boydan bak şöyle güzel. Endamlı bir kız. Evet. Zarif bir kız. Ama değişmiş sanki birazcık değil mi böyle? Bir resim geçen paylaşmıştı mesela onda çok değişik görünüyor. Orada şop var diye. Değil mi? Evet, evet. Ya güzel kız ama yani kendisini beğeniyorum. Hı. Ama tabii güzel olarak bizi temsil etmesi konusunda açıkçası yeterli bulmadın. Evet galiba sen bulmadım. De yeterli bulmayanlardan mısın? Ama güzel kız bu arada. Evet güzel. Zarafetli, endamlı bunlara hiçbir şey demiyorum. Tabii ki. Tabii ki kendine göre bir işte doktor olmuş, bir kültürü var, okumuş, bir zarafeti var. Bunlar için hiçbir şey diyemem. Ama diğer kızları bu arada bilmiyorum yani kimler elendi. Ve... Elenenlerden bir tanesi konuşmuştu. O hani klasik normlarda bir güzel. Hatta insanlar dediler ki ya o niye seçilmedi? O da dedi ki bir dahaki sene bir daha katılacağım. Hırslanmış. Belki jüri üyesinin düşündüğü başka bir şey vardı. Belki bu kızla benim göremediğim belki başka bir şey görmüş olabilirler. Bilemiyorum çok güzel kız ama benim için hani yeterli mi o kadar değil. Baktığım zaman. Evet. Şimdi eski güzellere sorulduğunda Demet Şener olsun, Özge Ulusoy olsun. Güzellik yarışması güzelliğin yarıştığı bir şeydir. Hani tıp fakültesi mezunu olmak ya da doktor olmak güzellikle alakalı bir durum değil. O kendinin ne kadar iyi yetiştirmiş olduğunun bir şeyi, sonuç şeyi göstergesi. Ama tartışıla kavga dövüş çıka ülkemizi temsilen 2025'te Miss World yarışmasına gidecek. Ay, eğer orada derece alamazsa bir gümbürtü daha kopacak. Ben şimdi sizi dinlerken şeyi düşünüyordum Müge. O yüzden böyle derin bir sessizlik oldu. Kıyafetine baktım. Neyi düşündüm biliyor musun? Türkiye güzeli seçilmiş, eleştirilmemiş. At bir kenara sonuçta bir ünvanı var. Tabii ki. Ve böyle özel bir geceye gitmiş. İsteseydi o da mide dekolteli böyle ultra transparan bir kıyafet seçmez miydi? Seçer. Ve fiziği de muhteşem, çok da yakışırdı. Seçmemiş. Yani nereye geliyoruz? Yani bir şeylere ihtiyacınız yoksa eğer... Dikkat çekmek için birazcık da.
Ya o bana buyurun yani şu an şu kıyafete bakın. Evet çok sakin bir kıyafet. Cihan Nacar da iyi bir modacıdır ama çok da iyi bir modacıdır. Çok sakin bir kıyafet. Niye açmamış? Niye o kadar transparan yapmamış idi? Çünkü o onun kafa yapısı, eğitimi, bütün bunları düşün yani. Sen bugün bir kıyafet giyerken sadece kalçanı, göğsünü, 90 bilmem kaç onları düşünmüyorsun ki. Senin kafanda bir fikir var. Senin bir hayat görüşün, hayat tarzın var. Ona göre seçiyorsun rengini de, dekolteni de, işte bilmem neyi de. Yani daha fazla eksi olan tarafları artıya çevirmek için bazı hareketler yapılması gerekiyor. Böyle gecelerde bunu kıyafetlerde görüyoruz ama, ben İdil Bilge'nin şimdi yazın yanılmıyorsam Miss World yarışmasında o dünyanın dört bir köşesinden gelen güzeller içindeki şansını merak ediyorum. Ben de merak ediyorum. İskandinav ülkelerinden bir kız var. O da kendisi gibi aynen tıp fakültesi mi öğrencisi. Güzelliği şimdiden konuşuluyor. İdil'in işi zor. Diğer yolu güzellerden daha zor. Yolu açık olsun. Çünkü en çok o tartışıldı. Evet. Devam edelim. Ne diyor Teoman? Instagram'da güzel kızlara bakıyorum. Hiçbir amacım yok. Hayatıma renk gelsin. Herkes bu aralar Teoman'a takılıyor. Teoman kafası gibi olmak istiyorlar. Evet. Aşmış artık İçinden ya. İçinden geldiği gibi konuşuyor. Aynen öyle. Samimiyetse bu ama işte. Bir yerde bir cümlesi var Teoman'ın. Mesela daha yaşım küçükken çok anlam yüklerdim. Böyle ben de şeydim. Her şeyi planlı programlı yapardım. Hızlı yaşardım. Onu yapardım. Genelde gözlemlediğim belli bir yaştan sonra bir huşu, bir sükunet, bir böyle yan gel yat havaları oluyor ünlü isimlerde. Çünkü bazılarında oluyor, bazıları da daha sertleşiyor biliyor musun? Yani ıslanıyorlar mı? Bazıları böyle belirli bir yaşa geldikten sonra sırf böyle gazeteleri manşetlerine taşınmak için genç meslektaşlarını karalayan öyle ya da var, böyle öyle anıları anlatıyorlar ki şimdikiler ya da vefat etmiş olanlar, cevap veremeyecek olanlar kötü duruma düşüyorlar. Biraz da kişinin kendi kalitesiyle, kumaşıyla ilgili bu. Yani hani genelleme yapmayayım, doğru söylüyorsun ama benim gözlemlediğim sayı arttı Müge. Tabii ki. Huşu sayısı arttı. Yani bir huşu, bak bir ne arttı biliyor musun sevgili seyirciler? Huşu, ikinciyi söylüyorum, herkes de bir her şeyi anlatma hali. Aman anlatsınlar. 20 yıl önce, evet anlatsınlar. 20 yıl önce bana şöyle haksızlık yapılmıştı, şu bana şunu yapmıştı. Hali var yani bir içini dökme. Neden? Bir de huşu. Böyle birazdan hani... Niye bana haksızlık yapıldı lafları arttı? Sizce neden? Piyasa daraldı, işler azaldı, paralar düştü. Orada bir isyan. O benim hakkımı yedi, o benim değerimi bilemedi. Aslında ben çok muhteşemim de önümü kesiyorlar, önüme engel koyuyorlar. Çoğu insanın da önüne engel konulduğu, yolunun kesildiği falan yok. Kişi dönsün biraz da kendi yeteneklerine baksın, biraz da o durum var. Onu ayırt etmek lazım işte. Yani, düşünüyorum. Derin mevzu bu. Evet. Derin mevzu. Aynen. GQ dergisindeki ödül gecesindeki olaylar, renkli sahneler bitmedi. Bir de sahneye çıkanların konuşmaları vardı. Akıllarda en çok kalan Afra Saraçoğlu'ndan sonra Ekin Koç'un annesine seslenişi, İlker Kalen'in de sevgilisi Sıla'ya hitaben yaptığı konuşmaydı. İzleyelim. Ben bu konuşmaların içinde bir cümlenin altını ben de böyle çizmek istiyorum. İlker Kalen'in konuşmasında. Vasatı alkışlamaktan vazgeçtiğimiz zaman. Ne güzel söyledi değil mi yani? Evet, vasatlık. Böyle şunu böyle herkese yapmaktan. Vasatlık her yerde. Vazgeçtiğimiz zaman güzel. Ne yazık ki her yerde. Sahne... Ama çok yani gecenin en güzel konuşması şeye ait. İlker Kaleli'ye ait. Evet. Böyle çünkü ödül gecelerine gittiğinizde tabii ki ödül almadan önce size diyorlar kısa bir konuşma. Kısa olmasına özen göstermenizi rica ediyorlar. Çünkü İzleyenler seni dinlemekten sıkılıyor. Ya çok ilginç bir şey söyleyeceksin ya çok ilginç bir anı anlatacaksın. 20 yılını doldurdu. Aşklarını böyle cümle aleme sosyal medyadan ilan ederken o da oyun arkadaşım dedi. Bu oyun arkadaşı lafını başımızda ilk çıkaran bakın kimdi? Evet, biri birini çok seviyorsa işler yolundaysa diyeceksin ki oyun arkadaşı. Öğrendik. Evet, öğrendik oyun arkadaşı. Evet, oyun arkadaşım. İzleyiciler size de söyleyeyim. Evet. Yeni başlayan aşk mı var? Sevgilinizin gönlünü mü almak istiyorsunuz? Çok orijinal mi takılmak amacındasınız? Hemen diyeceksin ki oyun arkadaşı. Oyun paylaşımlar arkadaşım. Böyle olacak. Şey evet, geliyor. Cici çiftler. Cici İkinci yıllarını doldurdular. Lütfen artık ne zaman evlenecekler? Sabancılara gelin gidecek mi soruları? Gerçekten magazincileri de böyle gidiyor efendim. Bir evlilik durum
kararı var. Evet. Onu şimdiden söyleyelim ama zamanını bilmiyoruz. Evet. Peki haberlerimize de devam edelim. Şimdi hadise Fatih Altaylı'nın YouTube programında içini dökmüş. Orada iki yer çarpıcı. Sana da soralım. Eski eşimle boşanırken sus sözleşmesi yaptık diyor. Bir de astroloji haritasında kötü amaçlar için kullanılmasın diye yükselen burcunu söylemiyor. İzleyelim. Şarkı da çok manidar oldu bu arada. Peki şunu merak ediyoruz. Şimdi atıyorum sen böyle bir şey duymuş muydun daha önce? Yükseleni de ortaya çıkarsa birileri kötü amaçlı senin haritanla ve geleceğinle belki duymak istemeyeceği şeyler haritasında hani belki çıkar diye rahatsız oluyor olabilir. Hmm. Ha, orada ne yapıyorlar? Sabah araştırdım Müge. Ha. Yükseleni niye söylemek istenilmiyor kısmını araştırdım. Evet. Senin bütün zaafların, sendeki sıkıntılı durumlar, senin yapman ve yapmaman gereken her şeyin periyodik tarihleri, nokta atışı, saatler, her şey yükselende çıkıyor. O zaman bu demektir ki sen kendini astrolojiye kaptırmışsın. Tabii. Ama tabii. Bu ay burcu var. Yani, burcuna göre ya gidin Allah aşkına. Hayır, yükseleni karşı taraf bildiği zaman şimdi insanlar iş alımlarında nasıl işe alıyorlar biliyor musun? Dünyada duyuyorum, olan bir şey. Hangi burçsun? Oğlak. Oğlak mısın? Evet. Ben de oğlağım. Oğlaksın. Oğlak burcu inatçıdır. Şimdi personelde 8 tane inatçı var. İkisi şuraya. Yani senin burcunun özellikleriyle iş konumlandırılması yapılıyor. Magazine gelirsek magazinde de bazı şeylerin demek ki yürütülmesinde sıkıntı olmasın diye hadise söylemiyor. Demek ki çok büyük bir korkusu ve endişesi var. Birilerinin kendisiyle uğraştığı ya da vardır, uğraşabileceği vardır. Endişe. İnsanın niye bu kadar derin bir korkusu olur ki astroloji haritasındaki yükselenini söylememe noktasına kadar gitsin? Burcum akrep, yükselenin başak. Ama insanların... Ne olacak şimdi? Ne yapacak insanlar bunu duyanlar? Müge'nin zaafları, Müge'nin günahları, Müge'nin kötülükleri. Bunun üzerine oynayalım tık tık. Var mı böyle bir şey ya? Var ya, deliler var. Zaafımı çok merak edene söylerim. Ne olacak yani, bu kadar rahat olmak lazım mı? Değil. Ya, şimdi sana çok acayip geliyor değil mi? Saçma geliyor değil mi sana? Yani astrolojiye saçma demek istemiyorum. Hiç haksızlık değil. Etmek istemiyorum ama her şeyimde yıldız haritamda çıkmaz kardeşim. Yani her şey çıktı ben şey, de inanmıyorum. Her şey tabii yani ki çıkmaz ama. Çıkmaz, mantıklı artık değil. O... Psikiyatriste gidersen doktor her şeyini çıkarabilir. Karşı karşıyasın, birebir çalışıyorsun. Ama şimdi belirli kişilik özelliklerin çıkabilir. O zaman herkes herkesinkini çıkarsın. Değil mi? Doğru söylüyorsun. Ama bu da bir taraftan. O zaman kıyametler kopar. Burçlar ve yükselenlerle gerçekten sabah bu haber için araştırdım. Çok şey yapılabiliyormuş Müge. Ama bazen önemli zamanlarını gerçekten söylüyor. Mesela diyor ki mesela şu tarihte diyor önemli bir karar alma diyor mesela. O tarihleri evet, bazen uyarıyor seni. Evet, uyarıyor seni. Şu tarihte diyor önemli bir karar alma. Anlaşma imzalama diyor. Ama benim kişiliğimi ya da hayatımla oynayacak şeyler yıldız haritasındaki Merkür, Neptün falan. Hani etkilenirsin, bakarım, ben de okurum, sen de okursun. Tabii. Seyirciler de okuyabilir ama hayatınla oynama noktasında düşünüyorsan çok ciddi sıkıntılarım var demektir. Ama şöyle düşün, herkesin sakladığı, kendine ait sakladığı sırları vardır. Herkesin kimse sır tarafından... Orada mı çıkar Allah aşkına? Düşünsene yani. Çıktığını. Bence çıkmaz. Zaten ünlülerin sırrı da, siz ünlülerin sırrı da çok fazla sır olarak kalmıyor. Tabii duyuluyor. Gizli mutlaka bir kişi kalmıyor. Daha biliyor. İki kişinin bildiği de sır değildir. Değil zaten, evet. Sadece pek konuşulmasını, dillendirilmesini istemiyorlar. Evet. Ama olay sırdan çıkıyor. Sır olmaktan çıkıyor. Peki Müge ne kadar yükselen kısmına inanmasa da ben yükselenin bilindiğinde orada böyle abuk abuk işler yapılabileceği kanaatindeyim. Fikrim değişebilir. Sana söylemedim yükselenimi. Ya ben söylüyorum işte Başak. Ben seçkinin yükselenini öğreneyim. Dur bugünden itibaren 3 Aralık seçkinin hayatıyla oynayayım. Var mı böyle bir şey ya? Müge'nin aldım Başak. Tamam peki. Akrebe Başak. Evet. Oynayın kardeşim. İşte evet. Oynayacağınız kadar isteyen oynasın. Şimdi sırada öyle bir lahmacun haberimiz var ki sevgili seyirciler. Bu lahmacunu yiyen de sunan da birbirine girdi desek. Birisi gurme, diğeri bir lahmacun ustası. Kim kimi üzdü, kim kimi kırdı? Haberi izleyelim, üzerine konuşalım.
Seçkin izliyor musun Kızılcık Şerbeti? Evet izliyorum. Peki Settar Tanrıören gitti, yerine Ahmet Mümtaz Taylan geldi. Bir seyirci olarak ne hissettin? İlk bölümde tabii ki bir alışamamazlık oldu ama sonraki bölümlerde gözümüz alıştı. Gözün alıştı gözüm yani. Gözüm alıştı evet. Peki bazı seyirciler hala gözümüz alışmadı diyorlar. Kimi de diyor ki daha iyi daha kötü oldu. Neyse sağlığına kavuşmuş Settar Tanrıören. Gelen teklifleri artık değerlendiriyormuş. Tekrar bir daha sorduk. Gelen teklifleri değerlendirirken Kızılcık Şerbeti'ne dönmesi söz konusu mu diye. Kapımız her zaman açık ama kendisi bir daha o yapıma dönmek istemiyor diye bir cevap geldi. Bu da ilginç mesela. Evet. Yani çünkü o kadar usta bir isim ki Settar Hoca şunu düşünmüştür. Nacizane fikrimi söyleyeceğim. Bilmiyorum sen ne diyorsun Müge ya da sen. Şimdi rol değişikliği oldu. Ahmet Mümtaz Taylan gitti. Bir daha onu çıkarıp tekrar onu koymak onun için oyunculuğuna ve işe zarar tabii, anlamında tabii riske ki, atmamak ki istedi. Ama biraz hırslı böyle hani hayır o rol benim de diye tabii kafasıyla olsaydı değil mi? Tabii dönerdi. Dönerdi. Ama ne Ahmet Mümtaz Taylan öyle bir insan ne de Settar Tanrıören. Her ikisi de bulundukları yeri taçlandırıyorlar evet, oyunculuklarıyla evet, başka da bir şeyleriyle konuşulmuyorlar. Devam edelim haberlerimize. Dilan Çıtak uçakta yaşadığı tartışmanın bir dizi sahnesine konu olmasını yorumladı. Hanımefendi koy işte. Tiye almışlar olayı. Çok beni işlediklerini düşünmüyorum. Ben sinirlendiğim zaman o kadar o seviyeye düşmem yani. Ben çok uğraşıldığı zaman bir seviyeye geldim. Burada da kedi yani bu bence kedi ve hayvanı birazcık daha baz alsalardı daha yaklaşım daha böyle manevi yaklaşımları iyi olurdu. Bence tiye alarak kale almaları okey komik ama bu kadar hayvanların şiddete uğradığı bir dünyada yaşarken özellikle bu dönemde bu ülkede keşke birazcık hayvanları kale alıcı bir deneyim yapsalardı. Çıtak eşinden boşanacağı yönündeki iddialara da yanıt verdi. Boşanma haberleri yapıyor. Ya o neler neler çıkıyor ya ben kedimle küstüğüm zaman bile kedisine küstüğü haber yapmaz mısınız yapıyorsunuz yapmıyorlar mı? Bu yani habercilik işte bu hani tartıştığımız zaman iki küslük olduğu zaman bunu şimdi evli olduğum için boşanmaya götürecekler. Sevgiliyken de ayrılıyorlardı. O yüzden boş verelim. Öyle bir geçer zamankiyle hayatımıza giren ve oyuncu olarak tanınan Vilma Enes şarkıcılığa devam edeceğini açıkladı. İlk defa bizim bir şarkımız, bir duo şarkımız premier yapacağız. Güzel bir Alman şarkısı, Ray Darling şarkıcı Almanya'da yaşıyor. Onun için ekstra heyecanlıyım şu anda neredeyse konuşamıyorum. Böyle yani benim ses işte sürekli geliştiriyorum. Emircan İrek de ödül alan isimlerdendi. Hem siz hem diğerleri olsun, Melike Şahin olsun, aslında Türk pop müziğini tekrar ayağa kaldırdığınız gibi yorumlar da var. Bu yoruma katılıyor musunuz şimdi Türk pop müziği birazcık daha üst seviyeye çıktı diyebilir miyiz? Son dönemlerde. Yani ben ya öyle bir iddiam yok. Türk pop müziğini bir yere çıkarmak, indirmek gibi bir iddiam yok kendi adıma. Ben kendi şarkılarımı yapan, kendi müziğini yapan, kendi dinleyici kitlesini oluşturmuş biriyim. Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut'a uzatıyoruz mikrofonumuzu. Burada bulunmaktan da olmaktan da ödül almaktan da çok mutluyuz. Teşekkürler. Bir diğer ödül alan isim Seda Üren'di. 11. yılı. Ben de böyle kaliteli, teşekkürler kocam. Klasik, 11 yıllık evliliğimde artık çocuklar birisi 10 yaşına geldi, birisi 8 yaşına geldi. Daha özgür ruhlu, müziğine, işine önem veren, daha emek sarf eden bir kadın olmaya yolunda ilerliyorum. Yasemin Sakallıoğlu'nun röportajı esnasında kahkaha dolu anlar yaşandı. Hakan Altun'un kariyerini istiyorum ya. sürekli arabesk fantezi ödülü alıyor ya. Ben de yani bu en iyi kadın komedyen ödülünü sürekli almak istiyorum ya. Çok sevilen Hasan Cankaya, Eksen'de yayınlanan Konuşanlar programının başarısını anlattı. Vallahi artık ilk günler gibi değil tabi artık 200 bölümü geçtik. İstikrarlı bir şekilde rekor kıran bir program. Herhalde Türk televizyon tarihinin en çok tutulan gelmiş yapış 3 formatından filan biri oldu. Komedi programından, talk show'undan biri oldu. Çok mutluyum. Daha bir insan ne ister ki bir programla ilgili. Git eğlendiğimiz sürece devam edeceğiz. Şu anda da eğlenmeye devam ediyoruz. Rakamlar da çok iyi. Bakalım zaman neyi gösterecek. Ben de sizinle beraber göreceğim. Bu programda da aslında ilk kere yaşadınız diyebiliriz. Harbiye çıktınız. Ondan sonra İngiltere'de ilk kez. Oxford'da çektik. Evet. Oxford'da bir çekim yaptınız. Bunlarla ilgili neler söyleyeceksiniz? Valla çok mutluyum. Oxford Üniversitesi'nde evet bir talk show çektik. Değerli bilim insanlarının da konuk olduğu. Vatandaşın da normal esnafın veya işte gündelik hayatın farklı yerinde olan vatandaşların da konuk oldu. Oxford'da bir talk show çekti ve enfes oldu. Çok mutlu oldu.
Cenk Torun ve Masine Merabet'e mikrofonumuzu uzatıyor ve Cenk Bey'e Çılgın Beliş'teki Oktay rolünü hatırlatıyoruz. Çılgın Beliş'teki Oktay aslında yaşlanmayan Benjamin Button'a doğru gidiyorsunuz. Sadece birazcık atlar düşün. Öyle mi? Kesinlikle. Neler söyleyeceksiniz, hala Çılgın Beliş hayranlığı da devam ediyor aslında baktığınız zaman. Yani onun sırrını vermeyeceğim şu an. Onun sırrını vermeyeceğim ama herkes kendine iyi baksın. Bakarsanız bağ, bakmazsanız bağ olur. Şunu da sormak istiyorum. O günlerden sonra Yonca'nın çok fazla da bir aralığında görmüyoruz sizi. Bunun nedeni nedir? Ya da karşılaşıyorsunuz, konuşuyorsunuz, bizim haberimiz yok. Yonca'yla sık sık görüşüyoruz aslında ama Yonca biliyorsunuz çoğu zaman Bodrum'da yaşıyor. Evet. Çoğu zaman İstanbul'a gidiyor, geliyor. O yüzden çok nadir görüşebiliyoruz ama telefonlaşıyoruz. Eski günleri yad ediyor musunuz? O Çılgın Beliş dönemlerini yad ediyor musunuz? Biliyoruz tabii. Bizim bir WhatsApp grubumuz var. Oradan sürekli konuşuyoruz. Bütün hala o grup mu? Aynen o grup. Neler konuşuluyor efendim genelde o gruplarda? Yani güncel şeyler konuşuyoruz. Yani çok böyle çok detay vermeyeceğim. O bize has, özel. Selen Görgüzel de geceye katılanlar arasındaydı. Arabesk hiçbir zaman dışlayan bir zihniyette olmadım. Hep nasıl bakıyorsam öyle baktım. İbrahim Tatlıses dinledim, Müslüm Gürses dinledim, Ebru Gündeş dinledim. Hala da dinlemeye devam ediyorum. Dediğim gibi bir kitle vardı. Arabesk dinliyorsun diyen. Şimdi onlar bayıla bayıla dinliyorlar. Başka kapattı mı kapılarını? Yok ya, niye kapatayım kapılarımı? Hayır, aşka asla kapatmadım kapılarımı. İnşallah 2025'te bakarsınız şuraya şöyle elini biriyle tutuşur gelirim. Belli olma. Sevgililik durumu mu olur yoksa evlilik durumu mu olur Selen Gölgüzel için? Evlenebilirim de tekrar boşanabilirim, tekrar evlenebilirim. Ya hayat çok güzel arkadaşlar. Boşanmalarda genelde kaçarak gidiyorsunuz ama. Abi kaç kere kaçtım ya. Benden kaçıyorlar, ben kaçıyorum. Neden kaçıyorlar? İnsan yani bizim toplumumuzda akıllı kadını ve enerjik kadını çok fazla tolere edemeyebiliyorlar. Bizim işte annelerin yetiştirdiği erkek prototipinde. Güçlü erkekler. Kadını olmuyor mu? İşte güçlü kadının yanında erkek ezilebiliyor. Tanınan bir kadınla olmak erkeği biraz şey yapamayabiliyor yani. İlişkileriniz hep bu yüzden mi bitti? Kaldıramadılar mı sizi? Ya da güçlülüğünüzü kabul edemediler mi? Ya benim için geçerli değil bu. Genel anlamda böyle. Ben güçlü, sizin için sordum. Güçlü kadını erkekler kaldıramıyor. Benim ilişkilerimin bitmesinin sebebi vadesi de oldu. Yıllar bir araya geldi. Espriler havalarda uçuştu. Yavaş yavaş bir ayağımızla çukura girebilir. O yüzden de ne kadar çok, ya. Ne kadar... Ya öyle deme. Hesap lafını duyan yönetmen röportajı nasıl kesti? Çünkü böyle durumlarda hesap genelde bana kilitleniyor. Taksi! Bundan sonra devam edip etmeyeceği, hepimiz yaşlandık, ne olacağımız belli değil. O yavaş yavaş bir ayağımızla çukura girebilir. Baba Maya'ydım. Maya'nın babasıydım ben. Spoiler vermeyeyim. Vallahi zor. Ya bir kere kostümler kaşıntı yapıyor güzelim. Sıcakta. Bak hava 39 derece, İzmir'deyiz. Hepiniz Çeşme'de, Alaçatı'da, vay efendim işte olmuş, şu oyuncu sevgilisine sarıldı falan. Bu adam tilki kostümündeydi. Bu arkadaşlar arıydı. Basın toplantısı Rojde Demirer'in işletmeci olduğu mekanda yapılınca haliyle hesap olayı da espri konusu oldu. Şakallarla Dans Ekibi bugün de aslında sizin mekanınızda. Evet. Bugün evet. De ön eğlencesi diyebilir miyiz? Aynen öyle. Bu arada? Biz gala öncesi ve vizyon öncesi son bir toplanalım dedik. Burada böyle bir gece yaptık. İnşallah hesap gelmeyecek. Her ay yapacağız. Her ay geleceğiz Rojda. Emin misin? Ben zaten gidiyorum çünkü böyle durumlarda hesap genelde bana kilitleniyor. Taksi. Seçkin, güzel bir şarkıyla çıktın çünkü zaten yıllardan bu yana dinliyoruz Yıldız Tilbe'nin evet, şarkısı evet. Aşk Perest. Benim çok sevdiğim bir şarkıydı. Eskiden beri de dinlediğim, sevdiğim şarkılardan biriydi. Yıldız Hanım'la karşılaştığımızda... Nerede karşılaştınız? Alışveriş merkezinde karşılaştık. Evet. Müzikle ilgili bir konuşmamız oldu. Evet. Sonra bir daha buluştuk. Beni evine davet etti. Ve orada Aşk Perest şarkısını... ben zaten çok seviyordum o şarkıyı. O da bana çok yakışacağını söyledi ve bana hediye etti. Ya ne güzel. Ve benim çok sevdiğim bir şarkı olduğu için anlamı benim için çok büyük. Çok güzel oldu. Bu şarkı beni çok heyecanlandırdı. Ve sonra bu şarkının yıllar önce aynı kişi aranje etmiş. Tekrar aynı kişi bize yeni versiyonuyla aranje yaptı. Çok iyi. Kahve Bahçevan. Çok güzel oldu. Bir de yapay zeka ile klip çektik. Çok güzel olmuş klip. Tam böyle günümüzü yansıtan dijital kafa. Yabancı modellere falan benziyorsun.
Evet, yakından evet. Yakından da öyle benziyorsunuz zaten. Evet, çok zaten. Teşekkürler. Çok insan yazdı zaten. Yabancı zannedenler oldu. Avril Lavigne'e benzetenler oldu. Yıldız Tilbe'den şarkı almak kolay mıdır böyle? Acaba sanki zor bir iş gibi. Bence Yıldız sevmiş. Sevdi. Evet, ben onu çok seviyorum. Enerji almış. Ne güzel ya, bir AVM'de karşılaşıyorsun. Bir şarkıyla çıkış yapıyorsun. Yani biz o gün müzikle ilgili konuştuk ve ben onu zaten çok seviyorum. Daha önce de biz karşılaşmıştık. Ve sonra müzikle ilgili bir şeyler yaptığımı ve heyecanımı gördüğü zaman açıkçası yardımcı olmak istedi. Ve bu şarkı zaten bana en yakışacak şarkılardan çok biriydi. Evet, çok güzel çok oldu. Çok yakışmış. Peki böyle sahne falan var mı? Bir evet yerlerde evet lansman yapacağım zaten. Bir müzik grubu kurdum ben. Tamam. Evet onlarla birlikte günümüzün şarkılarını kendi versiyonumda söyleyeceğim çok ama. Çok iyi bir şey. Kendi tarzımda söyleyeceğim. Evet. İnşallah işte yakın zamanlarda birkaç... Yılbaşından sonra mı önce mi? Sonra önce de olabilir. Şu an birkaç yerle görüşüyoruz biz. Hem de benim de istediğim yerlerden, benim tarzıma uyacak yerlerden şu an görüşüyoruz. Sonra da olabilir, önce de olabilir. Ama galiba lansmanım ocağa kalmış gibi görünüyor şu yeni anda. Yeni yılın ilk zamanlarında zaman... müzik grubuna geliyorsun. Aynen, Seçki. Aynen. Buraya da evet, geliyorsun. Hayırlı olsun, güzel olsun. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ayağına sağlık. Hoşça kalın efendim.